Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizler için irmikli 10 dakikalık tatlısı hazırlayacağım. Gerçekten 10 dakika alan bir tatlı, yumuşacık lokum gibi ağızda dağılan bir tarif. İster bayrama, ister iftara, her şekilde, her yerde misafirlerinize sunabileceğiniz hafif bir tatlı. Bu tatlının şerbetini kaynatmayacağız. Şerbetimi hazırlamakla başlıyorum tatlımın yapımına. 3 su bardağı toz şekerimi kabının içerisine alıyorum. 1 su bardağı suyumu ekledim. 2. bardağımı da ekliyorum. 3. bardağımı da ekledim. Şerbetimi karıştırıyorum şekeri eriyinceye kadar. Şekeri daha çabuk erisin diye sıcak su da ekleyebilirsiniz. Çeyrek limon suyunu sıkıyorum. 10 damla kadar. Tatlımın hamuru için 1 adet yumurtamı karıştırma kabının içerisine aldım. Bir su bardağı ayçiçek yağını ekledim. Bir su bardağı irmiğimi de ekledim. Son olarak da 1 su bardağı yoğurdumu ilave ediyorum. Yapımı çok kolay. Lezzeti mükemmel bir tatlı arkadaşlar. Dediğim gibi 10 dakikanızı alacak bir tarif. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1 fiske tuz ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Hamuruma 2,5 su bardağı un yeterli oluyor ama ben önce 2 su bardağımı ekleyeceğim. Yine de kontrollü ekleyeceğim unumu. Artık elimle yoğuracağım. Yarım su bardak unumu ekliyorum önce. Yeterli olup olmadığına bakacağım. Daha sonra un eklemesi yaparım. Hamurumuzu elimize aldığımızda yuvarlak şekiller verebilecek kıvamda olmalı. Biraz daha un takviyesi yapacağım. Evet, toplamda tam 3 bardak unumun tamamını koydum hamuruma. Anca yeterli geldi. Cevizden büyük parçalar alarak yuvarlak bir şekil verip irmiğe buladıktan sonra tepsimize diziyoruz. Adet tatlım çıktı. Şimdi tatlılarımı bu şekilde bir bıçak yardımıyla şekil veriyorum. Tatlılarımı 180 derecede önceden ısıttım fırınıma. 20 dakika ile 30 dakika arası pişirmeye veriyorum. Pişirme süresi her fırının kendine göre değişebiliyor arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Tatlım fırından çıktı. Benim fırınımda tam 20 dakikada pişti. 180 derecede. Şimdi soğuk olan şerbetini veriyorum. Tatlılarımız fazla kızarmayacak. Bu şekilde pembe kalacak. Şimdi tatlımızı şerbetin çekmesi için 1-2 saat beklemeye bırakıyorum. Tatlım şerbetini çekmesi için 1 saatten fazla bekletemedim, vaktim olmadığı için. Şimdi üzerine Hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Şahane görünüyor tatlım.
yaptı arkadaşlar. Tatlımı bir de size yakından göstermek istiyorum. Pişip pişmediğine hep beraber bakalım. Bir saat bekletmeme rağmen şerbetini çekmiş. Bakın gayet güzel. Yumuşacık. Tepsinin içerisindeki şerbeti daha da çekecektir. Görmüş olduğunuz gibi. Az malzeme ile yapımı çok kolay. Lezzeti çok güzel olan bu tatlıyı mutlaka siz de deneyin. Memnun kalacaksınız. 10 dakika tatlısı adı üstünde. Çok çabuk hazırlanabilen bir tatlı. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Açıklama bölümünde malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız bildirimlerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.